Herkese tekrardan merhaba, bir CTeknoblog videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber evden çalışan ve web sitesi olan arkadaşlarımız için web sitesinin trafiğinin nasıl arttırılacağı hakkında birkaç önemli bilgi vereceğim. Bu bilgiler gerçekten sizin trafiğinizi arttırma konusunda sizlere çok yardımcı olacak. Bilginiz olsun. Hep beraber direkt videoya geçiş yapalım. Videomuzda ilk olarak kendi web sitemi tanıtmak istiyorum. hazineciyiz.com bana ait olan bir web site, CTeknoblog'a ait olan bir web site. hazineciyiz.com gördüğünüz gibi alınmış ve SSL yüklemeleri de, SSL sertifikası da yüklü olan bir web sitesidir. SSL sertifikası Google indekslemesi açısından gerçekten çok önemlidir. Adresi aldığınız takdirde mutlaka bir SSL sertifikası da mutlaka adrese bağlı olarak edinin mutlaka. Gördüğünüz gibi içeriği oluşturduktan sonra, yani başlıkları oluşturup içeriklerini oluşturduktan sonra Google'a bir başvuru yapıyoruz. Google eğer ki sitemizin uygunluğunu ve içerikleri kontrol edip bize ait özgün olduğunu kontrol ettikten sonra Google reklamlarını yerleştirmeye izin veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi benim, örnek veriyorum, ana sayfamda 1, hemen şöyle geçelim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Google reklamı mevcut. Ana sayfama ulaşan herhangi bir kişi, beni arama yaparak bulduktan sonra ana sayfama erişen herhangi bir kişi bu reklamlardan birine tıkladığı takdirde bana otomatikman Google AdSense hesabıma bir meblağ yatıyor ve ben bunları eğer ki 200 lira eşiğine geldiğimde veya 200 lira eşiğini geçtiğimde para olarak çekebiliyorum. Yani TL olarak çekebiliyorum. Direkt belirtmiş olduğum hesabı. Şimdi burada bugün içerisinde, yani şu anda sitemde kaç kişi olduğunu görmem için Google Analytics kullanmam gerekiyor ve bu iki web sitemle Google Analytics'i eşleştirmem gerekiyor. Bunu zaten giriş yaptığınız takdirde bağlı olduğunuz Gmail ile otomatik eşleşiyor. Bilginiz olsun. Şu anda web sitemde sadece bir kişi var. Ve burada örnek veriyorum, şu anda sıfıra düştü gördüğünüz gibi. Bu trafiği arttırmak için yapmanız gereken en önemli kurallardan bir tanesi de mutlaka aldığınız adrese bir sosyal medya hesabı mutlaka edinmeniz gerekiyor. Bu Twitter olabilir, Instagram olabilir, Facebook olabilir ki açıksa, örnek veriyorum, bu adresler boşsa, almış olduğunuz adreslerin isimleri boşsa mutlaka bütün hepsine almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada biz Twitter olarak kendi YouTube kanalımızın Twitter'ını kullanıyoruz. Çünkü burada gerçekten en azından bir takipçi sayımız mevcut. Onun dışında Facebook'ta bir hazineciyiz.com define işaretleri gibi grubumuz var. Ve sonrasında dediğim gibi web sitemiz zaten mevcut. Burada web sitesi içerisinde, örnek veriyorum, define işaretleri başlığına tıkladığım takdirde şu yukarıda gelen URL'yi alıp Facebook'ta paylaşım olarak yaptıktan sonra bir grubunuz olduğu takdirde ve bu başlığa şu şekilde gelip define işaretlerinin çözümleri burada gibi yazıp define hazine şeklinde hashtagler koyarak paylaşım yapıyorsunuz. Bunun aynı şekilde Twitter için de geçerli. Twitter'da gün içerisinde trend olan kelimelere bakıyoruz tümüne. Şöyle bakıyorum. Hemen burada sizin için de herhangi bir etiket, uygun bir etiket yoksa uygun olan etiketleri bulmaya mutlaka dikkat edin. Kendi tweetinizi yaratarak, örnek veriyorum, şu şekilde geliyorum yine define işaretleri ve çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Yazdıktan sonra adresimi belirtiyorum Sonrasında hashtag koyarak define işaretleri define hazine ve hazineciyiz yazarak bunun paylaşımını yaptıktan sonra sonrasında geliyorum ve burada mutlaka takip etmem gereken şey bir sonraki aşamada analitiğe geri dönmek. Analitiğe geri döndüğüm takdirde şimdi şu şekilde çok kısa sadece bekleyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi paylaşımlarımdan sonra analitiğe hemen veriler düşmeye başlıyor. Bu veriler az önce yapmış olduğum paylaşımlardan bana gelen trafik. Bilginiz olsun. Şu anda az önce gördüğünüz gibi sitede 0 kişi olmasına rağmen şu anda 11 kişi ve burada gördüğünüz gibi hangi kategorilerde gelen kullanıcıların hangi kategorilerde gezdiğine kadar tamamı otomatikman analitikte karşınıza çıkıyor. Şu anda siteye 13 kişi girdi. Gelen kullanıcı Twitter'dan bir paylaşım gördüğünüz gibi 3 kişi Twitter'dan gelmiş. Hangi anahtar kelimelerden beni bulmuşlar ve burada şu anda içerideki kullanıcılar hangi kategorilerde gezdiğine kadar tamamını görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an sitede dediğim gibi 13 var. Bu paylaşımlar örnek veriyorum birazdan daha da fazla kişi Twitter'da, Facebook'ta daha da fazla kişiye ulaştıkça bu sayı birazdan çok da artacaktır. Bilginiz olsun. Bu paylaşımlar gerçekten çok önemli. Şimdi sizlerden şöyle bir şey rica ediyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmına kendi web sitenize yazdıktan sonra bunu ücretsiz olarak bir SEO çalışmasını gerçekleştireceğim ve size mutlaka yorum olarak belirteceğim. Tabii bunun için mutlaka kanalıma abone olmanızı istiyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Herkese kolay gelsin diyorum.